Ben Resul Orman, araştırmacı yazar. Türkiye'nin birçok yerel ve ulusal dergilerinde yazılar yazıyorum. Şehrimiz, Gebze'miz, ülke tarihimiz Osmanlı üzerinde neşriyatlarda yayın yapıyoruz. Ülkemizin eğitim ve kültür yapısına katkıda sunmaya çalışıyoruz. Bazı projelerimizi hayata geçirdik. İşte neydi bunların bir tanesi? Tarih Fatih'te şehir Gebze. Biz burada 2017 yılında yaptığımız proje kapsamında Türk Tarih Kurumu Başkanı Sayın Profesör Doktor Refik Turan hocamızı ağırlayarak şehrimizin fetih alametlerini, şehrimizin ilk fetih noktalarından günümüze geçen noktada arzı anlatmıştık. Şimdi bunun değişik stratejini uyguladık. Ardından 99. 100. ve 101. Abdülhamit Han programlarını ekip payitaht adı altında güzel bir çalışma, ekip ruhuyla beraber inşa ettik. Şimdi şehrimiz içine ilgili güzel bir farklı bir çalışmamız var. Bu nedir? Gebze Yazarlar Antolojisi. Burada Gebze'li Yazarlar Antolojisi'nde şunu yapmak istiyor. Gayemiz şu yöndedir. Burada Gebze'de şiir yazan, çocuk oyunları yazan, Gebze ile ilgili yazılar yazan, makale yazan, kitapları olan arkadaşlarımızı bir arada toplayıp kültür haznemizi bir kitap altında, bir ve birkaç kitap altında cidden halinde sunup şehrimizin kültür yapısına katkı sunmak istiyoruz. Yeni projemiz bu yönde ve bunun yanı sıra da tekrar da şehrimiz Koca Üniversitesi Tarih Bölümünden doçent doktor Sayın Meryem Gürbüz hocamızın desteğiyle ve danışmanlığıyla yeni büyük projemiz Sultan II. Abdülhamit Han'da araştırma merkezi kuruyoruz. Yine bu Gebze Sivil Toplum Merkez salonunda olacak. Merkez Bilimsel Ziya Bey tarafından desteklenen bu projemize de Sultan II. Abdülhamit Han ve onun hayatını anlatan bir sempozyumda programımızı başlatacağız inşallah. Burada da Gebze ile ilgili kültür yapımız var. Profesör Doktor Enver Konukçu hocamızla birlikte yeni bir kitap hazırlığımız var. Gebze ile ilgili ilk Gebze'nin fetih hikayesi. Ardından Erdem Yüce ile birlikte hazırladığımız Gebze Tarihine Bakış diye bir hem röportaj olarak yayınladığımız bir çalışmamız hem de kitap haline yayınladığımız bir çalışmamız olacak. Şu an kitaplarımız basım aşamasında. Geçen dönemlerde 2018 Mayıs ayı içerisinde 15 Mayıs'ında Gebze Belediyesi, Koca Üniversitesi ortaklaşa çıkarttığımız Gebze Somut Olmayan Kültür Mirası Gebze kitabını yayınlamıştık. Kitap hem yazarlık yapmıştı, metin yazarlığı hem de editörlük çalışmasında bulunmuştu. Tarihi evlerimizde şu an bir tane tarihi evimiz kaldı merkez üzerinden. Onu da tabii koruyoruz belediye bünyesinde. Bununla birlikte şehrimizin daha katkıda sunacağı birçok kültür araştırması var. Özellikle geçenlerde Abdülhamit vefat yıldönümü olması sebebiyle bir araştırma yapmıştık. Şehrimiz Abdülhamit'le ilgili yapılar var mı? Kocaeli bölgesiyle ilgili. Onlarla ilgili bir çalışmamız oldu. Şu an son aşamasına geldik. Bununla ilgili bir nokta temas etmek istediğim nokta şu. 87 ve 90 yılı arasında Sultan II. Abdülhamit'in Çoban Mustafa Paşa'nın külliyesinin yapı taşları ve diğer ihtiyaçlarını gidermek amacı büyük bir bağışta bulunuyor. Akçe olarak bir bağışta bulunuyor. Ve bu bağıştan sonra Çoban Mustafa Paşa'nın arka tarafı Eski Çarşı'ya bakan noktada kapı girişinde Sultan II. Abdülhamit'in tuğrası var. Bu da şehrin artık bir giriş kapısının daha üç kapı olan Çoban Mustafa Paşa'nın Abdülhamit Han kapısı olarak değişmesine sebep olmuştur. Bu da tarihi güzel bir noktadır. İnşallah şehrimiz modernleşmiş haliyle, tarihi kültür yapısıyla, insanın birlikte mutlu ve refah seviyesinin yüksek olduğu bir yaşam tarzıyla örnek kentler olarak tüm Türkiye'de olduğu gibi tüm dünyada durulacaktır. Şehrimiz sadece bir Osmanlı ya da bir Selçuklu yapısı da değil, birçok Bizans yapısıyla da öne çıkan bir yapıdır. Şehrimizin kültürünü, tarih yapısını daha iyi icra edecek. Özellikle İtalya'da bir sunumla şehrimizi daha iyi tanıtma gayesindeyiz. İşte nedir? Bizans'ta kalan Eski Sak Kalesi, tarihi Susarnıcı, 1981 yılında inşa edilmiş Anibal Barakat Anıt Mezarı'yla da şehrimizi tanıtmaya, Bizans yapılan tanıtmaya gayret göstereceğiz. İnşallah yakın süreçte de İtalya ve Fransa'da da bir konferans dizimiz olacak. Bu konferansta da şehrimizi tanıtmaya gayretindeyiz. İnşallah yakın süreçte başarılı olup şehrimize birçok yerli ve yabancı turist kazandırıp tarihin haklı gururu olan şehrimizi hakkı olan yere taşımaya gayret göstereceğiz. Bugün unutmayalım, Türkiye Cumhuriyeti'nin iki üniversitesinin rektörü Gebze'den çıkmıştır. Bunlar nedir? Medya Tarihi Medeniyet Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor Gülfet Çelik, İzmir Kağıtçı Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor Saffet Köse ve birçok alanda da Türkiye'nin birçok istat kulüplerinde, üniversitelerinde görev yapan, çeşitli branşlarda hizmet veren kardeşlerimiz, büyüklerimiz de var. Bunlar da Gebze'li olmanın haklı uğruna yaşıyorlar. İnşallah bunlarla birlikte akademik kültür yapımızı iyi bir şekilde icra edeceğiz. Şehrimize bu imkanı bize sunan ilk başta gazetemize, Gebze Gazetesi'ne teşekkürlerimi sunuyorum. Hizmetin adı Gebze'dir.
Hizmetin adı Gebze ise Gebze Gazetesi bir öncüdür.